Uzmanına sorduk bugün klinik psikolog Rojda Solmaz yanımızda. Kendisine soruyoruz. Depresyon nedir? Depresyon halk arasında da en bilinen haliyle majör depresif bozukluk diyoruz. Tabii depresyonun çeşitleri var ama bugün en bilinen depresyon dediğimiz durumdan bahsediyor olacağız. Kişinin çökkün ve depresif bir ruh hali içinde olduğu bir durum. Özellikle burada günlük işlevlerde isteksizlik ve günlük işlevleri yerine getirememe de eşlik ediyor bu sürece. E, kişi duygu olarak mutsuz, e, yılgın, e, bıkkın hissedebilir. Örneğin depresif bir kişi önceden keyif aldığı aktiviteleri e, yapmakta artık yaparken artık keyif almıyor oluyor. E, dediğim gibi örneğin işe gidiyorsa, çalışıyorsa, e, burada bir isteksizlik oluyor ya da okula gidiyorsa, e, okula karşı bir isteksizlik oluyor. E, eski aktivitelerini yerine getirememeye başlıyor. E, bu durumu yaşayan e, kişilerin mutlaka bir uzmandan destek Destek alması gerekiyor Burada bazen tedavide tedavi planlaması yaparken bazen psikiyatrik süreçlerde e, ilaç kullanımı veya e, farklı durumlarda eşlik edebiliyor ama e, çok önemli bir e, rahatsızlık ve mutlaka destek alınması gereken bir durum. Depresyonda olduğumuzu kendimiz anlar mıyız? Evet, evet, ee, anlayabiliriz. Aslında yine halk arasında e, işte depresyondayım, çok mutsuzum e, gibi söylemler duyarız bazen. Ama depresyon e, ayırıcı tanı olarak özellikle hani nasıl ayıracağız? Gerçekten nasıl depresyondayız e, diye ayırmak için şunu e, söyleyebilirim: e, İki haftadan uzun süre e, bu duyguları yaşıyor olmamız gerekiyor ve e, özellikle e, mutsuzluğun e, çok şiddetle eşlik ettiği e, ve isteksizliğin de çok fazla eşlik ettiği bir durum. E, i̇ki haftadan uzun bu duyguları, bu süreçleri yaşıyorsak ve işlevselliğimizde, günlük rutinlerimizde bir bozulma varsa, eskiden keyif aldığımız aktivitelerden artık keyif almıyorsak, e, mutlaka e, o zaman bir uzmana başvurmalıyız ve e, tedavimizi planlamalıyız. OKB nedir? OKB kaygı bozuklukları grubundan bir rahatsızlıktır. Ee, obsesyonlar ve kompüsyonlarla birlikte eşlik eder. Bazen sadece obsesyonlar, bazen hem obsesyonlar hem de kompülsiyonlar olabilir. Obsesyon dediğimiz şey aslında kişinin zihnini meşgul eden, rahatsız, rahatsızlık veren, rahatsız edici bir düşüncedir. Örnek verecek olursak, yanımızdaki biri hapşurduğunda örneğin benim elime geldi mi ya da ben bunu soludum mu gibi bizi rahatsız eden bir düşünce olabilir. Kompüsyon ise buna karşılık verdiğimiz eylemdir aslında. Yani yaptığımız bir şey. Örneğin işte bu düşünceden sonra elimizi yıkamak, elimizi kolonyalamak gibi e, bu rahatsız edici düşünceye karşı e, aslında bu düşünceden kurtulmak ve ra daha rahat ve güvende hissetmek için yaptığımız bir eylemdir. Örneğin işte Aa, acaba ocağın altını kapattım mı gibi bir düşünce gelir. Eğer bununla başa çıkamazsak ne yaparız? Gidip e, kontrol ederiz. Hatta bazen bazı danışanlarımız var çok uzak yollardan geri dönüp fişleri kontrol ederler. E, bu durum e, peki ne zaman hani destek almalıyız noktası? Bu durum eğer çok sık yaşanıyorsa, artık bu durum sizi çok yoruyorsa, bu tekrarlar ve kontroller e, ya da aslında o kompülsiyonlar dediğimiz el e, vesaire bunlar çok sık oluyorsa, e, burada artık e, bir rahatlama için ve aslında e, çok da e, tedavide e, sonuç aldığımız, iyi sonuç aldığımız bir e, rahatsızlıktır. E, burada artık e, mutlaka bir uzmandan destek almak gerekiyor. E, bir psikiyatri uzmanından veya bir uzman klinik psikologdan bu noktada destek al. Bazen de birlikte çalışıyoruz psikiyatristlerle bu konuda ama dediğim gibi çok tedavide iyi sonuçlar aldığımız bir durumdur.